Portreler adlı eserim 8 tane hepimiz için çok anlam ve önem ifade eden şahsın ismine bestelenmiş parçalardır. Bunlardan biri de dediğiniz gibi Nejat Eczacıbaşı için olan beste. Bu besteler, bu portreler kişinin biraz kendisini anlatır. Müzik ile betimlemeye çalışır. Müziğin dilinde ve insanın karakterini bir bütünlük yaratmaya çalışır. Aslında Fransızcası moment musical denilen müzikal an, yani müzikal bir yaşamsallık. Nejat Eczacıbaşı'nın benim niye bestelediğimi soruyorsanız, tabii ki İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurması 50. yılında geldi bugün. Hepimiz bundan o kadar çok beslendik ki ve hepimiz o kadar müteşekkiriz ki. Biz sanatçılar da. Ya tabii ki İKSV'nin de ödülleri var ama hediyeleri var sanatçılara, ama biz sanatçıların da onlara hediyeleri olması lazım diye düşünüyorum. Benim olabilecek en güzel hediyem yazacağım bir beste olabilir diye düşündüm. Bu hiç kimsenin siparişi değildir, herhangi bir kurumun siparişi üzerine bir eser değildir. Benim tamamen kendi düşüncem olan ve zaten bir ilk seslendiriliş tarihi de yok bir eser. Bugün burada Atatürk Kültür Merkezi'nde aslında ilk kez çalacağız Nejat Eczacıbaşı parçasını. Şunu da belirtmek isterim, sadece İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın insanlığa katkısı olarak da değil. Eczacıbaşı Nejat Bey aynı zamanda Türkiye'deki bütün eczacıların da mentorudur, hocasıdır. Benim annem de bir eczacıdır, onun öğrencisidir. Yani annemin de mentorluğunu yapmışlığı var. Annem çok anlatırdı Nejat Bey'i. Nejat Bey'e olan hayranlığını ve ondan ne kadar çok şey öğrendiğini. Bunu da eklemek isterim. Şimdi biz besteciler bir insanı anlatmaya çalışırken müziğimizde birçok perspektif var. Ta ki o şahsın nasıl müzikler sevebileceği bile bir faktör. Yani kendisi için bir müzik yazıldığını bilseydi acaba ne severdi bile bir dengedir. Nejat Bey'in klasik müziğe, batı müziğine olan hayranlığını biliyoruz ama her zaman caza, Türk ritimlerine de açık bir insan olmuştur. Yani dolayısıyla bu ögeler de var onun için olan müzikte. Şöyle söylemek isterim, benim bestelerimde çağdaş olanlar vardır, melodik olanlar, ritmik olanlar, renk alırışı olanlar. Nejat Eczacıbaşı bestesi ritim ve melodiyi bütünleştiren bir eserdir. Yani hem ritmik hem melodik bir eserdir.